Habalit hubara. Avimbove, 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 avimbove. Hâleden ya davarittim arat dudun dudun. Yaren, şimdi masamızda tabii bir ufak değişiklik yaptık. Masamız birazcık parlıyor şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü merhaba neden... arkadaş. Ya burada evet. Şimdi bir şeyler patlamış. Böyle yapışık bir şeyler var. Muhtemelen kimyasal maddelerle bir şeyler yaptınız. Çok farklı bir bölümümüz var abi. Hadi. Aynen. Neye tepki vereceğiz biliyor musun? Neye? Deneylere tepki vereceğiz. Seninle birlikte bazı deneyler yapacağız. Yaşasın ya! Aynen. Oley! Çok korkuyorum. Hani şimdi... böyle çizgi filmlerde olur ya bir anda patlar buralarımız siyah, saçlarımız dik falan. O pozisyona evet düşmek ya, istemiyorum. Çok güzel olur, biliyor musun? Ama size zarar gelmeyecek. Sadece yüzünüz simsiyah olacak ve saçlarınız diken. Daha ne olacak? Böyle kalıyor. Ölmeyeceksiniz de sürüneceksiniz diyor. Bilimle aran nasıl? Çok iyi değil. Dünya düzdür. Adaleti yoktur. Şimdi abi bugün seninle birlikte 3 farklı deney yapacağız. Ama tabii ki tepkolik olarak koruma önlemlerimizi aldık. Önlüğünü getireyim. Koruma yöntemi 1. Görünmezlik pelerin. Getir kolunu sok. Yırtılabilir. Senin için XXXXX'ler çaldım. Yine de... Gel abi otur. Otur sen. Dur oğlum. Bunu da sen tak abi, bölüşmüş olsun. Bir şey soracağım, bu ekran... Ben hangi bu koydu üstüme? Gözün ekranı leş gibi, leş. Potasyumla karbonhidrat P3'ü karıştırdığımızda oluşacak patlamadan gözler etkilenmesin diye. Ne demek patlamadan ya? Aynen. Şu anda Yaren adeta bir laboratuvarda... Laboratuvar? Laboratuvarda araştırma yapan Labrador. Bir eğitim görevlisi gibi oldu. Çok basit bir deneyle başlıyoruz şimdi. Bu deneydeki... Bize lazım olacak şeyler. Birincisi, alüminyum folyadan bir tane tepsimiz var. Hı. Ne bu? Göster izleyicilerimize. Alüminyum folyadan bir tepsi. Evet. Bir tane aseton. Aseton mu bu? Evet. Bana ver bunu ya. Bu arada çok şey ağır kokuyor. Kanzuk. Bu ne lan küfür gibi. Ve de... Kancık. Karton bardak. Aa, bir kere karton bardağı aseton dökersek... Ne karton olur? Bardak ne olur? Ne olur? Erir. Sizce ne olacak? Anıl. Bardak bir anda havalanıp burayı terk edecek. Bu üçüyle ne yapacağız çok merak ediyorsunuz. Şimdi Yaren, asetonu tepsinin üzerine yüzeyini sadece hepsini kapsayacak şekilde döküyorsun. Döktüm. Tamam, yeterli. Kapsadık galiba şu an, yeterli. Bu koku da bir acayip ya. Hem güzel hem kötü. Gerçekten çok bilimsel bir şey yapıyoruz şu anda. Oğlum çok korktu lan. Şimdi Tuğçe bardağı evet üzerine hadi bakalım. Hazır mıyız? Ben hazır gibiyim, sen hazır mısın? Dikkatli izleyin burayı çünkü önemli. Ya abi yapmayın ne olur ya. Yap bakalım neler oluyor. Aa. Wow. Oha lan. Gerçekten eriyor. Eriyor. Aa! Oğlum ne güzel lan bir tane daha bardak getirsene. Çüş. Sakın elini değdirme, elinde parmağın da öyle gider bak. Hadi lan aseton oğlum bu. Wow, aa. Evet size bardağın son halini göstermek isterim. Slime yaptık. Ve geriye hiçbir şey... Geriye gerçekten hiçbir şey kalmadı. Kalmadı bardaktan. Ne oldu şu an? Eridi gitti vallahi. Gördüğünüz üzere katı cisim artık katı değil. Neden? Çünkü aseton onu çözdü. Asetonun böyle bir özelliği mi var? Demek ki varmış. Canım bir bardak su ister misin? Bir bardak su olabilir miyim rica etsem ben sizden? Tabii. Bir bardak su istiyorum. Bir bardak su veriyorum. Çok koyamam. Allah! Oğlum nasıl olabiliyor ya böyle bir şey? Nasıldı? Enteresan. Bilmiyordum. Yani. Aslında böyle bir şey olduğunu biliyor muydun mesela? Biliyordum. Basit deneydi ama tahmin edemezdim yani bu kadar hızlı eriteceğini. Sanki görsel asit. Olarak da... Bir asit gibi. Nasıl buldun abi deneyi? Deneyimizin sonuna geldik. Deneyi iyi buldum. Çok bilimsel konuşuyorsun abi. İkincisine geçelim mi? Geç. Aa yavaş yavaş kendine geliyor lan. Aynen. Şimdi biraz bunu daha... eski bardak haline getireceğim bekleyin. Ben yapacaktım ya. Ne oldu Tuğçe sinirlendin? Söyle bak ya.
He? Ne oldu, evet. Keyfin kaçtı. Aynen, tadım kaçtı. Ver ya. Ver. Ya 20 yıl sonra çocuklarım benim şu tipimi görsün istemiyorum, anlıyor musun? Arkadaşım, laboratuvarlarda deney yapan insanlar böyle giyiniyor. Tamam da kardeşim, 23 Nisan'da belediye başkanı koltuğuna oturan çocuklar gibi oldum. Senin bedenine göre kıyafet ben nasıl bulayım? Çocuklara göre yok bu. İkinci deneyimize geçiyoruz abi. İkinci deneyimiz gerçekten enteresan bir deney. İlk önce arkadaşlar, için %75'i kadar su dolu bir kase. Evet. Buraya koyuyoruz. Cam bir kase. Su mu bu? Evet, o su. İçme tamam. Suyu mu? İçilebiliyor mu? Hayır, musluktan koydum. Su mu bu? Hı-hı. Emin miyiz? Normal bir su değil o. Potasyum. Bu normal bir su mu? Evet evet. Musluk suyu yani. Niye bu normal su demiyor? Ya sussana oğlum. Kafa karıştırma ya. Ya sen kimi korkutuyorsun Allah ya? Bu potasyum değil. Potasyum. Kurşun bu. Hayır potasyum. Potasyum. Sonrasında... Bu ne, beyaz sirke mi? Ne bu? Bulaşık deterjanı. Bulaşık sabunu. Saf bulaşık... ve temiz. Aynen, saf ve temiz. Fairy. Bulaşık sabunumuz var. Bulaşıkların kitabını s**yor. Son olarak da hidrojen... peroksit. Bu tehlikeli bir şey gibi duruyor mesela. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Havrucuğum. Yapma şey. Yapma. Vallahi yapma. Bu dörtlüyle sence ne yapacağız? Ya kanka hepsini bunun içine dökeceğiz. Ne yapacağız? Ama ne olacak? Nasıl? Şöyle yükselecek. İlk adımımız şu. Potasyumu göster bize. Potasyum oydu. Potasyumun hepsini suyun içine yavaş yavaş böyle döndürerek döküyoruz yani. Dan 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 dan. Ah! Lan ne oluyor? Oha! Oha, mor oldu. Oha oğlum, mükemmel bir şey bu. Daha deneye başlamadık bile. Karıştırıyorum. Hafiften bir karıştıralım. Oğlum dibi tuttu lan. Oğlum löpçük löpçük, dibinde püre gibi. Oğlum bu ne ya? Turp gibi, pancar gibi bir şey oldu bunun rengi. Evet. Ama çok acayip fosforlu bir pancar ya. Bir yemek kaşığı kadar bulaşık sabununu bunun içine döküyoruz yani. Döküyoruz ve bakıyoruz ne oluyor. Gerçekten hiçbir fikrimin olmaması. Ben eşit ağırlık öğrencisiyim arkadaşlar. Demek ki potasyum mor renk. Bravo Tuğçe. Helal be. İşte bunu göstermeye çalışıyorduk. Beyin be? Bedava. Aynen. Şimdi sen bunu böyle dümdüz tutacaksın. Ama hiç titretme. Şurup şurup hop. Yeterli mi? Yeterli. Dökelim. Boom! Oğlum biraz bol koy ya. Lan manyak. Tamam yeter. Oğlum bir yemek kaşığı bile olmadı o. İki çay yemek kaşığı oldu. İki. Allah! Evet. Kaşığı sok iyice içine. Biraz göz kararı. Tamam. Oo yeter. Aynen. Yeter Buğra, yeter. Tamam. Patlayacak, yapma Buğra'cığım. Dur. Yeterli abi. Kaşığı yanına koyuyoruz. Şimdi geldik tabii ki kritik noktamıza. Hidrojen peroksiti. Önünde gördüğün bardak var ya. Evet. Onun yani çay bardağının %80'ine kadar koy diyoruz. Hepsini doldur abi sen onu. Çay bardağının? %80'i. Allah'ım sen büyüksün. Kokla lan. Koklamayayım mı? Değil mi? Veteriner gibi kokuyor. Döküyoruz. Dök. Bayılıyormuş. Pısmıs bir şey, sesler çıkıyor Burki. Hepsini değil, çok az koyması lazım. %80'ini doldur diyor çay bardağı. Kaşık değil. Çay bardak. Ha. Aman yandı oğlum bu. Çünkü içinde toz vardı. Ha, dur lan dur, koyma o zaman dur. Bu herif niye böyle? Yemin ediyorum bizi burada öldürecek. Oğlum bana deseniz o boş değil diye. Çok korkuyoruz. Öldürürüz tozu şeyi kalmış. Bunu şimdi nereye atacağız biz şimdi? Yeter. Hazır mıyız? Değiliz. Tamam. Evet. Şatlıyorum. Oğlum hani. Son videosu. Aman diyeyim aman. Kapatalım. Çevredeki her şeyi ben şöyle bir alayım. Beni de al, beni de. Potasyum vardı onda. Çevrede ben de varım. Beni de al. Ayağa kalkalım.
Nasıl ya? Ciddi olamazsın oğlum. Ayağa kalk. Saçmalama. Biraz masadan uzaklaş. Bir dakika, üzerine bir şey gelecek mi? Ortadaki karışımın içine hızlıca... Atmam. Çok hızlı bir şekilde döküyorsun ve geri kaçıyorsun. Tövbe estağfurullah. Ne oldu? Korkuyor. Aa, bu şey mi? Fışık diye. Hadi Anılcım. Niye ben dök her şeyi ben yapıyorum? Sen yap bunu. Ya benim elim kolum müsait değil, şu halime bak ya. Biraz centilmen ol lan. Evet. Hadi. Üstüme sıçrarsa... O kadar da ağlıyor mu ya? Bir ben. Oha, çok güzel oldu. 3, 2, 1. Oha! Oğlum ne kadar hızlı şey oldu. Oha! Nasıl yani? Oha! Oğlum! Dokunabilir miyim? Bilmem, dokunabilir misin? Oğlum çok sıcak lan. Bunu beklemiyordum. Wow! Alıp oynayabiliyor muyuz? Ama altta kaldı hep rengi. Ya oha! Şu an bayağı yumuşak. Elinde dokunma, yok yok. Anılaç ağzına. Köpük lan bu. Sen duşta küvet mi buldun? Ay bak mı? Nasıl sallanıyor, bak bak. Keşkül gibi. Nasıl buldun abi? Ya el ya el bir bil bil bil. Çok güzel buldum oğlum. Ben hep böyle bir şey yapmak istiyordum ya. Cos 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 cos. Dumanlar çıkay. Kötü kokuyor. Kötü kokuyor. Oğlum bırak. Çok güzeldi bu ha. Ben bu kadar hızlı olacağını düşünmüyordum. Bu çok hızlı etkileşti lan. Koydum, saniye patladı lan. Son deneyimize geçiyoruz artık Buğra'cığım. Hazır mıyız? Bunları nasıl temizleyeceğiz? Orada artık ellerinden öper. Hayır oğlum. Ellerinden öper oğlum. Bunu nasıl toplayacağız lan? Tuğçe hepsini üst üste şu yığ. Ha, çek, çek, çek. Dur bekle bekle bekle. Yere bekle, dökülmesi. Yok yok. Hemen burayı silmeniz lazım. Sıçayım böyle deneye. Aa, masa kabardı. Harbi mi lan? Bak. Aa. Oha, nasıl satayım? Nasıl bir tepkime lan? Ver getir şunu, atayım bir şey. İtleri, 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 itleri. Hop. Bütün koruma şeyleri... Gerçekten ya. Korun, korun, korun. Sonra elle ittir hepsini. Arkadaşlar, masanın ağzına sıçtıktan sonra... Son deneyimize geçiyoruz. Bu en zor deney. Biraz öncekinden çok daha zor bir deney. Ateşle oynayacağız. Ateşle oynama. Ateşle oynama. Abi, kase. Aa, bu kase mi? Pudra şekeri. Yoksa bu pudra şekeri mi? Karbonat. Yoksa bu da karbonat mı? Yanıcı. Çak bak. Şey mi? Bunları dökeceğiz. Sonra işte yakınca böyle... Böcek gibi şeyler çıkacak. Ve arkadaşlar... Kum! O ne lan? Bu ne oğlum? Çimento mu bu? Kum! Kum. Tamam. Ne yapayım? Al. Şeker atıyorum, şeker atıyorum. Otur otur. İlk olarak kasemizin içine kum dökeceğiz yarın. Evet. Hemen ben buradan hallediyorum. Kaslı kollarıyla bu kimse halledecek. Estağfurullah. Bugünler için aldık onu buralara. Biraz çok koy. O %75 diyorsa sen 90 koy. Sen... Ya oğlum... yemek gibi düşünüyorsun bunu. Heh, tam işte. %75'lik dilime tekabül eden şey bu. Ne güzel kum lan bu. Hadi çok bastırma bu arada. Hava almasını sağlıyorum şöyle. Hava almasını sağlamadın, hepsini yapıştırdın. Mimar varken bize çok dert düşmez. Ne alakası var kumla mimarlığın? Niye kumdan kale yapmıyor musunuz? Şimdi Anıl. Şimdi kötü şeyler duyuyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. Abi ilk olarak şöyle yapıyoruz. Pudra şekeriyle karbonatı şu bardağın içine dökerek karıştırıyoruz. Şu kaşıkla karıştırırsın. Aynen, güzelce. Önündeki kumun üzerine her tarafını kaplayacak şekilde zip boyağını döküyoruz.
Koyduk mu? Yeter. Tamam. Tamam Yaren, tamam. Evi yakmayalım. Yapma, çok ağır kokuyor. Bugün kafamız iyi gitmiyor. Kağıtları her tarafı kapla. Kapla. Yeter, tamam. Abi masaya falan gelir yanar bak, o kadar şey yapma. Tamam, yeter. Oğlum her tarafını kapla demedim. Yeter, tamam, yok, bura yeter. Tamam, ben bak oğlum. Oğlum niye her şeyi fazla silletiyorsun sen? Yeter la yeter, manyak mısın? Okey, yeter, tamam. Çok biraz tamam. Daha durayım ya, biraz. Hala, onu bura da yaptı abi, sonra söndüremiyoruz. Çılgın şeyler yaşa diye sonra hop, tamam. Burak çok koydum. O yaptığın karışımı abi karbonatlı pudra şekeri üzerine bir dağ olacak şekilde döküyorsun. Evet. Bir dağ oldu mu? Tam olmadı galiba. Evet. Ben kare yaparmış. Özellikle koy. Yanıcı şeyleri biraz uzaklaştırıyoruz bunun etrafından. Zippo'muzu. Beni de uzaklaştırdım. Şimdi abi Zippo yağımızı tekrar sen dök bunu. Alıyorum ve ben döküyorum artık. Çünkü Burak ile ikiniz hayvanlaşıyorsunuz dökerken. Kuma da yedir. Hani orada bir bağlantı olsun. Buna uçtuk havaya kanka. İstediğin olacak. Dur bekle. Sakın birden yakayım deme. Ateşi şuradan mı vereyim şuradan mı? Fark etmez. Zaten direkt bir şey olmayacak bu arada. Sadece alev alacak. Ha. Yavaş yavaş sonra bir şey olacak. Hemen yapacak. Hani hemen alev almıyordu hayvan? Kamp ateşi. Ve çok daha fazlası. Çek çakma. Ne oldu? Yap çek hemen. Yok abi bir şey olmadı. Ben şöyle masanın altından kalesi gibi doğayım mı? Yumurtalarımla birlikte. Oğlum bu şimdi patlıyormuş. Yok bak ufak bir şey çıkıyor. Niye olmuyor Burak? Oğlum hemen olmaz bir dur ya. Diğerlerine nazaran daha iyi oldu seninki. Vallahi. Evet, daha fazla çıktı. Çünkü çok koydum. Çünkü çok koymak lazımmış. Evet. Baksana peri bacası gibi oldu hepsi. Nedir hocam? Yani bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor Burki. Bam diye patlıyormuş. Yaren niye böyle tehlikeli şeyler yapıyorsun ya? Gözlükleri tak. Gözlüğü taksan da. Yapma yanıyor. Arkadaşlar size bunun son halini şöyle göstermek istiyorum. Oğlum bir anda patlayıp kaşlarım falan yanacak gibi hissediyorum. Kuş boku gibi böyle tavşan boku gibi böyle siyah bir şeyler olmaya başladı. Buğra dışarı çıkıyorsun ben korkmaya başladım Buğra. Hadi görüşürüz. Gözüme sıcak oldu. Nereye gidiyorsun? Hadi bay bay. Biz yapamadık mı? Genel olarak evet tam kıvamını tutturamadık galiba. Olmadı sanki. Evet ufak bir fail yaşadık. Herhalde beyazları iyi karıştıramadık. İşte bu. Bu kadar. Ben hala tırsıyorum bir patlar matlar bir şey sıçrar bir şeyimize bir yerimize bir şey gelir diye ama. Yeterli abi şimdi. Ne yapacağız? Bunun üstüne birazcık Zippo dökerek bunu söndüreceğiz. Döküyorum artık. Su mu? Zippo döküyordum. Dur. One minute. Olmaz. Aa. Oğlum. Sönmedi. Evet. Yunan ateşi gibi oldu oğlum. Aman. Hala yanması. Ateş bir direndi yani. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Daha çok alevlendim. Allah yakaladı. Yanıyoruz. Oğlum. Üşüyordum lan. Oğlum niye su dökünce daha fazla alev çıktı? Oğlum bu, Burak, kırmızı alem. Burak, havlu getirmen lazım. Şu an Zippo yağını şey yapıyor. Havlu. Çabuk. Havlu. Ah. Çam ya. Sorma.
Evet arkadaşlar, yapamadınız, beceremediniz. Aa, çok korktu be. Aa çok korktu. Abi gerçekten güzeldi, bu da güzeldi. Biraz yavaş, sabır isteyen, sebat gerektiren bir deneydi. Ama yani varılmak istenen sonucun ne olduğunu tabii anlamadım. Yani bunu yaparak elimize ne geçti? Abi güzel bir görsel var. Evet. Yani. Şey gibi oldu, Ateş Kadehi, Harry Potter. Burak, az daha ölüyorduk. Az daha ölüyorduk. Ben gerçekten yine benim ikinci kere sandalyeden düşüyordum abi ben. Abi tepkolikte dere yapılmaması gerektiğini öğrendik bu bölümde. Evet, buraya ne oldu? Bu masayı sonraki çekimlerde artık görmeyeceksiniz. Çünkü mahvettik masayı. Buğra'yla zaten masayı çökertmiştik. Şurayı bir çökerttik. Sonrasında burayı da tam tersi yükselttik. Oradan çöken oradan çıktı yani. Deney tepkisi bölümümüzün sonuna geldik. Evet abi sağ çok salim. Mutluyum. Elini sağ göstersene. Evet arkadaşlar. Buğra'ya zarar verdik. Teşekkür ederiz Buğra'cığım. Abi her bölüme beni çağır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, zil butonunu açmayı, sadece beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyoruz, kapatıyoruz. Bye bye.